neden yapıyorsun ki? Neden yapıyorsun? Çok yoruldum. Senden bıktım. Benden nefret ediyorsun. Yine de evlendin. Beni öldürmek istiyorsun ama buna rağmen kardeşini öldürdüğümü söylemedin. Niye söylemiyorsun? Niye saklıyorsun? Niye onlara gerçeği anlatmıyorsun? Eğer onlara söylersen nihayet birbirimizden intikam alabiliriz artık sonunda. Aycınla, intikam almanın mükemmel bir yolunu buldun. Bani kardeşime saygısızlık mı edeceksin? Bunu mu yapacaksın? Evet yapacağım. Tabii ki yapacağım. Çünkü siz bunu hak ettiniz. Ne oldu he? Nur'un bedenine ne yaptığını unuttun mu? Bunlar senin kardeşinin başına geldiğinde saygısızlık olduğunu mu düşünüyorsun? Ne ekersen onu biçersin. Tanrı'nın adaletinden kimse kaçamaz, sen bile. Ali! Beni kızdırma artık. Yapmak istediğim bu. Öfkenin sınırlarını görmek istiyorum. Benden nefret ediyorsun değil mi? Bu düşmanlıkla neler yapabileceğini görmek istiyorum. Göster gerçek yüzünü. Hayır, tabutu yerine koyacaksın hemen. Yoksa ne yapacaksın? Gerçek yüzünü gösterecek misin? Zarar verecek misin? Hadi vursana, vur diyorum. Cesaretin varsa elini kaldır. Bekliyorum, hadi. Vir, hadi artık. Bani'yi dinle ve vur ona. Acele et Vir. Sadece 4 dakika kaldı. Bani! Ti! Ti! Bugün başına büyük bir bela aldın. İki dakika. Bunu kardeşime nasıl yapabildin Bani, nasıl? Heh, nasıl yaparsın? Öl şekil değiştiren yılan. Ellerimden öl. Bani? Ne oldu? Bana yalan söyledin sen. Hayır, 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 hayır. Bu olamaz. Zaman doldu. Bir saat geçti ama Vir ona saldırmadı. Fırsat kaçtı. Ama olsun. Şimdi zehir Vir'i etkileyecek. Bana arkamdan saldırdın. Ne? Beni öldürmek istedin. Zehirleyerek. Sen ne diyorsun? Ne oldu? Bu yılan neden ölmedi? Neden? Sakin ol. Bugün şans bizden yana değildi. Ama buradan hemen gitmeliyiz. Sen eve dön. Ben farklı bir yoldan gideceğim. Ne? Ona ne oldu?
neden bedeni soğumaya başladı? Niye onu zehirlediğimi söyledi ki? Bana arkamdan saldırdı. Sana arkandan asla saldırmam Bilemçi Singanya. Her zaman açık açık saldıracağım. Senin şu büyük planlara ne oldu? Bana geldin. Süper güçlerinden bahsettin. Hani o güçler? Viren onu kurtaracağını nereden bileyim? Bu benim hatam değildi sadece. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladım. Ve sen Bunny'yi neden buraya gönderdin ki? Biliyorum. Ona Tyr'in tabutuna saygısızlık etmesini söyledim. Böylece Vir sinirlenecekti. Ama her şey ters gitti. Her neyse olan oldu artık. İleride yine şansımız olur. Sanki asırlardır bu yılanı yenmek istiyormuş gibi davranıyorsun. Yani alt tarafı birkaç gün önce geçmişi hatırlayınca başladın. O gün aramızdaki bağı öğrendim ben. Negashvari'nin altın çağda bana nasıl hükmettiğini hatırladım. Beni hep gölgede bıraktı o. Tanrı seni onurlandırmayı seçti. Sana bu güçleri veren, şekil değiştiren yılan yapan oydu. Bu senin en güçlü yılan olduğun anlamına geliyor. O gün gülümsedim ancak bu mutluluğumun göstergesi değildi. O gün öfkemi saklamak istedim. Bana çok yanlış yapıldı. Nageshwari her yerde övüldü. İnsanlar hep onu takdir ettiler. Devam et ve onları yok et. Bana çok haksızlık edildi. Bütün güçler o şekil değiştiren yılana gitti. Oysa bunu almayı ben hak etmiştim. Ama onu elde edemedim. Nageshwari'nin aşkı dışında elime hiçbir şey geçmedi. Ama sen beni buldun. İyi ki birbirimizle tanışmışız. Bunu sen yapmadın. Ben akıl ettim. Altın çağdan birinin benimle karanlık çağa geleceğini biliyordum. Ve yapmam gereken onu bulmaktı. Ve işte benimle tanıştın. Ama nasıl anlayabildin bu şeytani güzelliğin sana yardım edebileceğini? Kötü niyetini gözlerinde görebiliyordum. Yılanlardan nefret ettiğini biliyordum. Ve bunu kullanabilirdim. Yılanların düşmanı, kartalların dostudur. Ben kartallarla altın çağda müttefiktim. Bu çağda sadece bir kartal sırlarımı biliyor ve o da Şukla. O gün beni takımının bir parçası yapmasaydın... Şimdiye kadar seni akşam yemeği yapardım. Beni öldürme. İşine yarayabilirim. Fakat bu yılan bana nasıl yardımcı olabilir? Eşim... En güçlü yılanın eşiyim. Eşi kimin umrunda olur ki? Ben sadece... Evet, bunu biliyorum. Sadece en güçlü şekil değiştiren yılanı önemsiyorsun. Ben de Şukla'nın senin dostun olduğunu biliyorum. Wow! Ödevini yapıp gelmişsin. Sana bir teklifim var. Benimle el ele ver. Aramızda sır olarak bir anlaşma yapalım. Şukla bunun dışında kalacak. O Bunny'nin şekil değiştiren yılan olduğunu biliyor. Birlikte onu öldürmenin bir yolunu bulacağız. Kim onu öldürürse güçlerine sahip olacak. Ve bu gücü başkasıyla paylaşabilir. Gerçekten ilgi çekici bir teklif. Ama sakın beni kandırmaya çalışma. Çünkü gözüm üstünde olacak. Benim de senin üstünde. O yüzden Şukla'yı çağırdım ki seni bütün dünyanın gözü önünde öldürsün. Ama gerçekte... Seni hayatta tutacaktı. Yani anlayacağın seni şekil değiştiren yılana karşı kullanacaktık. Zavallı Şukla'ya üzülmeden edemiyorum. Aramızdaki anlaşmadan haberi yok. Bu doğru ama... Kral sırlarını piyonlarına açıklamaz, öyle değil mi? Bu yüzden... Bugünü uzun zamandır bekliyorum. Plan devrede.
Hazır ol, tamam mı? Bu ne işe yaradı? Başaramadık. Bu defa öyle. Ama bir dahaki sefere başaracağız. Göreceğiz. Dinle. Merak ediyorum. O şekil değiştiren yılanı hiç sevmedin mi? Sevdim. Elbette sevdim. Biz birbirimiz için yaratıldık. Ona olan aşkım burada. Ama bu da güce karşı duyduğum aşk. Zor seçim, biliyorum. Ama ne yapalım? Bir şeyler kazanmak için bazı şeyler feda edilmeli. Ona ne oluyor? Vera, ne oldu? Tapeş yaralandığını söyledi, ne oldu? Bilmiyorum, ben sadece o birdenbire soğumaya başladı. Anlayamıyorum. Amca baksana, vücudu maviye dönüyor. Amca, Vera'nın vücudu buz gibi oldu, donuyor adam. Baba, bence düşündüğüm şey yüzünden. Vera, ne oldu? Bani, doğruyu söyle, o nereye gitti? Dur orada! Galiba biri onu zehirlemiş. Ve bu sıradan bir zehir değil. Bu kaktüs zehri. Biri onu kasıtlı bir şekilde zehirlemiş. Bunu iyi dinle. Ne biliyorsan söyle. Birini onu zehirlerken gördün mü? Eğer Vera bir şey olursa... Onu rahat bırak Dakş. O bir şey bilmiyor. Şukla yara. Şukla'yı arıyorum ama açmıyor. Şukla, neredesin? Dur, bekle. Neden beklettin? Konuşsana. Uzun süreden beri dışarıda bekliyorum. Ne dikiliyorsun? Patronun ve Mayuri aynı takımda. Sana söylemedik çünkü Mayuri senin ahmak olduğunu düşünüyor. Aptal. Neye bakıyorsun? Karnım aç. Yemek getir. Vir'in Bani'ye saldırması gerekirdi. Ancak o zaman onu öldürebilirdim. Ama Vir onu korudu. Ama olsun, sorun değil. Zehir vücuduna yayılmaya başlamıştır. Vir'in öleceğine eminim. Ne? Sen ne diyorsun? Ne sorduysam cevap ver. Bunları Vera sen mi yaptın? Amca, niye Vera böyle bir şey yapayım ki? Bunu bana nasıl söyleyebilirsin? Çünkü Vera'la en son görüşen sendin. Haksız mıyım? Kaktüs. Bu son derece ölümcül ve sadece tek bir şeyle tedavi edilebilir. Yalnızca yılan mabedinde bulunur. İşte bu. Şuraya bak. Otun ismi huysuz otu. Bani, Bani, nereye gidiyorsun? Bana hemen cevap ver. Amca, beni yıllardır tanımıyor musun? Bunları nasıl söylüyorsun? Bunları nasıl sorarsın? Bana bak. Numarayı bırak çabuk. Siz kadınlar hep aynısınız. Asırlardır bu böyle. Birini öldürecekseniz zehir kullanırsınız. Bani, nereye gidiyorsun? Mabede Viranşi'yi kurtaracak bitkileri almaya. Ama sen... Neden ondan şüphelenmiyorsun da beni suçluyorsun? Çünkü Tapes seni onun odasından çıkarken gördü. Ne fark eder ki amca? Bani hep Vir'leydi. Onu o zehirlemiş Eğer olmalı. Eğer onu o zehirlediyse niye sonra kurtarmaya çalışsın?
Ayrıca Bunny'nin Veer'ı öldürmek için bir sebebi yok ama senin var. Çünkü onunla evlenmek istemiştin. Ama amca... Eğer Veer'a bir şey olursa... Sadece seni değil, bütün dünyayı yakarım. Alo Jay. Söyle. Veer'ı kurtarmamız lazım. Bu ne saçmalık? Çıldırdın mı sen? Beni bir dinle. Veer bilincini yitirdi. Babası benden şüpheleniyor. Hepsini benim yaptığımı söylüyorlar. Tamam. Ne yapacak? Evi terk et. Ne diyorsun? Delirdin mi sen? Güvercinlerle mi yaşıyorum ben? Burası kartal dolu. Nereye gidersen beni anında bulurlar. Bunny mabede bitki bulmaya gitti. Sen de oraya git hadi. Kes! Ahmak. Merhaba peder. Benim bir ilaca ihtiyacım var. Kaktüs zehrini etkisiz kılacak bir ilaca. Tabii ama ne oldu? Bu zehirden kimi kurtaracaksın? Bir kartalı. Bir kartalı mı? Eğer bir başkası olsaydı, kartalı neden kurtarmak istediğini kesinlikle ona sorardım. Ama en güçlü yılana ve eşine soru sormak benim haddim değil. İşte orada. İlaçlar şu kabın içinde ama unutma, suyla asla temas etmemeli. Yoksa etkisini yitirir ve hiç kimseye bir faydası dokunmaz maalesef. Hadi. Tüm zehirlerin şifası burada demek. Al bunu. Bunun adı huysuz otu. Kaktüs zehrinin ilerlemesini durdurur. Etkili bir ottur ama sakın unutma. Değerse etki etmez. Evet. Elindeki tek huysuz otu bu mu acaba? Evet. Mabetteki tek huysuz otu bu. Sonuncusu. Gel hadi. Peder? Hoş geldin yine. Sanırım peder burada değil. Ama o otları hep şurada tutardı. Bu değil. Yılan bekle beni. Bekle yılan, bekle beni. Bekle dedim, kaktüs için değil o. Yanlış otu aldın yılan, dur. O gitti. O gitti.
Onu kaçırdın. Seni hain. Bunu neden yaptın? Gidip ona her şeyi anlatacağım. Ve gerçek otu vereceğim. Bırak şunu. Hadi. Sana bırak dedim. Ver onu bana. Bırak artık. Gidip her şeyi söyleyeceğim. Ne oldu peder? Bitki suya düştü. Ve şimdi hiçbir işe yaramaz. Ona neyi vereceksin ha? Bunu neden yaptın? Peder, ayıp oluyor ama. Daha az önce tarih değişti demiştin. Altın çağda o güçlü yılanın gölgesi olmak sorun değildi. Ve o sıralar bulunduğum konumdan çok memnundum ben. Ama artık karanlık çağdayız. Sakın konuşma. Ben neye sahip olmak istiyorsam onu alana kadar durmayacağım. Kendi tarihimi yazmadan bu çağ bitmeyecek. Ve beni durduracak kimseyi tanımıyorum. Seni hain. Kendi tarihini yazacakmış. Sen mi tarihi değiştireceksin? Bunu yapabilecek tek kişi Tanrı'dır. Başkası değil, anladın mı? Kaderin ne getireceğini sadece o bilir. Belki senin yok olacağını da yazmıştır. Bu yüzden aklını yitirdin. Ve sevdiğin yılana ihanet ettin. Kes! Sus artık peder. Hiç durmadan ders veriyorsun, yeter. Hala aynı noktadayız. Ne diyordun? Ne olacağını Tanrı biliyor, öyle değil mi? Değil mi? Evet, her şeyi. Peki şunu biliyor mu? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Seni benim öldüreceğimi biliyor muydun? Bunu kimse sana söylemedi mi? Gerçek ihanet buna denir işte peder. Ne demek orada da yok? Bu ilacı nereden bulacağız? Amca, internete baktım ama hiçbir şey bulamadım. Sipariş verebileceğimiz kimse yok. Haklısın. Huysuz otu sadece yılan mabedinde bulunur ve oraya da bizi biri çağırmadan gidemeyiz. Sadede gel artık. Öylece ölmesini mi bekleyeceğiz? Yoksa o kızın ilacı getirmesine mi kaldık? Peki ya getirmezse? Getirdim. Huysuz otu. Onu orada buldum. Nasıl aldın sen bunu? Bunu anlatacak vaktim yok. Bu kız o mabede nasıl girdi Şukla? Nasıl girdiği hiç fark etmez. Bir şekilde ulaşıp almış. Bir abim iyi olsun da gerisi önemsiz. Bani. Tanrı'ya şükür geldin. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Göğse konmalı. Ben dışarıdayım. İhtiyacın olursa beni çağır. Tamam. Seni kurtarıyorum ama öldürmek istemediğim için değil. Seni bana saldırmadan öldürmek istemiyorum. Biz yılanlar zayıf ve savunmasızlara saldırmayız. Bu yüzden seni kurtarıyorum. Aç gözlerini, kendine gel. Bu ilaç seni hemen kendine getirmeliydi. Aç gözlerini. On dakika geçti. Bir hala uyanmadı. Neden sesini duyamıyorum? Baba, sakin ol lütfen. İçeride oğlum ölüyor, sen sakin ol diyorsun. Kim yaptı bunu? Her kim yaptıysa onu yaşatmayacağım, anladın? Onu ellerimle öldüreceğim. Biri içeride ne oluyor bir baksın artık. Bir...
anlamıyorum. Neler oluyor anlayamıyorum. Otun şimdiye kadar etki etmesi gerekirdi. Niye hala bir şey olmuyor? Her şeyi doğru yaptım. Doğru yere sürdüm. O zaman neden? Neden vücudu hala donuyor ve maviye dönüyor? Hani içeride ne oluyor? Biraz şu düzeliyor. Biraz daha bekleyin. Yüce Tanrım, ne yapacağım? Nasıl iyileştireceğim? Ne yapacağım? Tek bir yol var. Yüce Tanrım, bugün güçlerimi bir düşmanı iyileştirmek için kullanıyorum. Umarım durumumu anlar ve beni affedersin. Onu kurtarmamın sadece bir yolu var. Vücudunda kaktüs zehri geziyor. Ve bu zehri sadece başka bir zehir iyileştirir. Yapacaklarım işe yaramak zorunda. Öldü sanıp son kez öpüyorsan nasıl iyi olabilirim hayatım? Söylesene bana. Herkese söyleyeyim. Tatlım, istediğin kadar kaçıp saklanabilirsin. Ama çekiciliğimden kurtulamazsın. Gözlerin. Niye böyle şiş? Kocan için ağladın mı? Yas tutmak için bileziklerini mi kırdın? Tamam, bunları bırakalım. Söyle bana, neye tövbe ediyordun? Hayatta kaldığım için mi? Yoksa beni ilk ve son kez öpme şansını kaçırdığın için mi? Bütün ailen kapıda bekliyor. Herkes çok endişeli. Ya sen? Tatlım. Bu gece ne olduğu hatırlamıyorum ama Tire yaptığın şeyleri asla unutamam. Onun tabutunu çekiştirip götürüşün, huzur içinde yatmasına bile izin vermedin.
Bunu asla unutmayacağım. Ve sana da unutturmayacağım. Bana söyle. Oğlum nerede? Veer iyi mi? Baba! Buradayım. Baba! Ponki! Abi! Bizi çok korkuttun. Tanrı'ya şükür Veer yaşıyor. Ne oldu, Veer öldü mü? Biraz iyimser ol. Neredeyse ölüyordu. Ne? Evet, bu yüzden arıyorum işte. Sana teşekkür etmek için. Çünkü sen Bani'ye mabetten doğru ilacı alması için yardım ettin. Yoksa onu kimse kurtaramazdı. Hatta bak, doğruyu söylemek gerekirse telefonda bana kes dediğin zaman yardım etmeyeceğini düşündüm. Ama beni yanılttın. Teşekkür ederim. Artık Balvant da yakamdan düşecek. Burada yaşamaya devam edebilirim. Alo? Jay? O Veer zehirden az daha ölüyordu. Ama Bani'nin kılına dokunmadı. Çünkü ona aşık oldu. Ama Bani bunu niye yaptı? Sebebi neydi? Ben otları değiştirdiğim halde onu nasıl kurtarmış olabilir? Bani o ot haricinde onu sadece kendi zehriyle kurtarabilirdi. Yoksa o... Olamaz. Hayır. Birbirleriyle yakınlaşıyorlar. Sebebi ne olursa olsun. İster ot, ister zehir. Onları ayırmalıyım. Ve onun için de... Veer'i sonunda öldürmek zorunda kalacağım. Veer, bir şeyler içelim hadi. Hey, Tapeş, harika. İyi ettin geldin. Bu ne böyle? Bitkisel çay. Hmm. Sağlığın için içmek zorundasın. Nasıl kurtulduğumu söylemedin ama. Beni kim kurtardı? Veer, sana kaç kere söyledim. Ama inanmak istemiyorsan ben ne yapayım? Tapeş. İçsene hadi. Söylediğine inanmam için bunu içmem lazım. Hiç değişmiyorsun. Yani bana diyorsun ki Bani'de o zehir için panzehir vardı, öyle mi yani? Bak, bildiğim kadarıyla o ilaç sadece yılan mabedinde bulunuyordu ama biz... Ya biliyorum, oraya giremeyiz, bunu biliyorum. Ama Bani o ilacı almayı başardı ve üzerinde uyguladı. Ama Bani beni neden kurtardı ki mağaradayken? Mağarada olanları onlara söyleyemem. Çünkü evdekiler Tyr'in öldüğünün farkında değiller. Ne düşünüyorsun Veer? Güzel içecek, istersin değil mi? Nereye? Veer! Ne istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Bize zarar vermek istediğini biliyorum. Biz derken Singaniyalardan bahsediyorum. Sen öyle zannediyorsun. İnan bana, bu hayatta sizden daha önemli işlerim var. Kes sesini. Senin girdiğin halleri gördüm. Kardeşim Tyr'e neler yaptığını da gördüm. Bu gece orada olanları hatırlıyorum. Bu yüzden kardeşimin tabutunu kontrol edeceğim. Tamam. Git et. Niye tehdit ediyorsun? Benden nefret etmiyor musun? Tamam. Öyleyse nefretini arttır ki belki bir gün benim nefretimle yüzleşirsin. Benden bu kadar mı nefret ediyorsun? Çok mu nefret ediyorsun? O zaman söyle sebebini. Evet, ediyorum. Senden ve bu aptal evlilikten kurtulmak istiyorum ve senin karın olmaktan kurtulmak istiyorum.
istediğin olmayacak. Özgür kalamayacaksın. Bu kafesten asla kurtulamayacaksın. Yaşadığın sürece buradasın. Ne yaparsan yap, bu değişmeyecek. Demek ki Bunny rol yapıyordum. Tyr'in cesedini buradan hiç çıkarmamış ki. Her şeyi beni kışkırtmak için yapıyordu. Öfkemden bunu anlayamadım. Şimdi Bunny bütün bunları neden yaptı? Bir şekilde bunu öğrenmeliyim. Bana davranışlarının sebebini açıklamak zorunda. Neyin peşinde olduğunu öğrenene kadar benden kaçışın olmayacak. Neyi söylemedim? Tyr'in tabutuna elini bile sürmediğini, ki bunu zaten istesen de yapamazsın. Çünkü sen ailemizden de değilsin. Ama öfkenden dolayı dikkatli değildin. Mantıklı da düşünmedin. Ben de tabutu açıp kontrol etmeyeceğini adım gibi biliyordum ki öyle oldu. Ama bunu neden yaptın? Tyr'in tabutunu kontrol edeceğimi söylemiştim. Hakkında yanlış düşünüyordum ama kendini savunmadın bile, neden? Söyle bana. Çünkü benim için fark etmez. Hakkımda ne düşündüğün, düşünüp düşünmediğin umurumda değil. Seni önemsemiyorum. Canın cehenneme. Sen nasıl bir insansın? Sadece bütün bunları neden yaptın, bana bunu söyle. Tabutu neden oraya götürdün? Seni manipüle etmek ve mağaraya gelmeni sağlamak için. Neden? Benden nefret et diye. Senden nefret ediyorum. Şimdi bana gerçeği söyle. Senin amacın ne? Huzur için. Benden nefret ederdin ve o kadar sinirlenirdin ki bana vururdun. Sonra bu evlilik... Evliliği bozardın. Bu bir evlilik değil. Bu bir kafes. Kaç kere söyleyeceğim bunu? Bu kafesten çıkmak için beni zehirleyip öldürmek misin? Seni ben zehirlemedim. Buna nasıl inanayım? Çünkü ben hayatını kurtardım, biliyorsun Singanya. Seni ölümden kurtardım. Bir yandan benden nefret ettiğini, beni kışkırtıp şiddet uygulamamı istediğini söylüyorsun. Öte yandan hayatımı kurtarıyorsun. Ölüyordum, özgür kalacaktın ama bir anda süper güçlerin ortaya çıktı ve beni kurtardın. Sen aklını mı kaçırdın? Bir aklın var mı, yoksa tek özelliğin güzel olmak? Aklım yok. Olsa niye senin gibi biriyle evleneyim ki? Başka bir yolunu bulur, senden kurtulurdum. Sorumun cevabı bu değil. Bana bunu neden yaptığını söylemek zorundasın Bunny Sharma. Yoksa peşini bırakmayacağım. Pekala. Birincisi, seni ben zehirlemedim. İkincisi ise evet, senin öldüğünü görmek istiyorum. Ama ona rağmen seni kurtardım çünkü benden zayıflara saldırmam. Yeterli. Demek zayıflara saldırmıyorsun falan filan. Çok adil. Tamam ama söylesene bana. Kaktüs zehrinden ölüyordum zaten. Beni neden kurtardın?
Çünkü seni kışkırtmak için her şeyi yaptım. Seni o kadar tahrik ettim. Ama yine de bana dokunmadın. Tek bir yara bile vermedin. Ben de seni korumak görevim diye. Kesinlikle benden sakladığın başka bir şey var. Hı hı, belki de. Ne olduğunu bulmaya çalış istersen. Of, yüce tanrım, sen gerçekten zehirlisin. Ne günah işledim de kaderime seni yazdı. Aklım almıyor tatlım. Haklısın. Kim bilir kime ne yaptın. Biliyor musun? Hı, biliyor olabilirim. Düşün biraz. Bul bakalım neymiş. Onu ben zehirlemedim. Peki kim yaptı bunu? Beni sen zehirlemedin. O kesinleşti. Şimdi asıl gizli düşmanım kimmiş öğrenmeliyim. Sırtımdan saldıran kimdi acaba? Of. Topu patlatacak mıydın? Nasılsın? Ne oldu? Üzgünsün? Ben iyiyim. Dün gece karım gözyaşlarıyla bana hizmet etti. Yani gerçekten harika hissediyorum. Evet, duydum. İyileşmeden sonra yalın ayak mabede gitmiş. Bugün iyi görünüyorsun. Dün daha üzgün görünüyordun evlilik mevzuları yüzünden. Çünkü sen üzgündün Veer. Evet, duydum hayatım için savaşırken. Odanda sessizce oturuyormuşsun, hiçbir şey yapmamışsın. Sen ne saklıyorsun bebeğim? Veer, benden şüpheleniyor musun? Yani gerçekten. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Hep de öyle olacaksın. Evet ama... Ama ne? Benden şüphe duyan, bana güvenmeyen biriyle nasıl arkadaş olacağım? Tüm planlarım başarısız oldu. Böyle giderse Bunny'nin bana faydası olmayacak. O kartalı öldürmek yerine kurtarmayı seçti. Üstüne bir de Mayuri'ye artık güvenmiyorlar. Mayuri yakalanmamalı. Bu benim sonumu getirir. Hayır. Korkarım planım başarısız olacak ve ben kaybedeceğim. Bir şey yapmak zorundayım. Bir şekilde Singanyaların konağına girmeliyim. Böylece istediğimi yaparım. Ve her şey tek bir hamleme bakar. Bütün planlarımı oradan yürütürüm.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.